tarihi İpek Yolu kollarının birleştiği kavşak noktası olan Gebze, bilişim sanayi, ticaret, teknoloji, tarih, kültür, sanat, turizm ve tarımda marka şehir Gebze, Kocaeli'nin en büyük ilçesidir. 2008 tarihinde yapılan düzenleme ile Gebze bölgesi, Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova olarak 4 yeni ilçeye bölünmesi, Gebze bölgesinin hızla geliştiğini göstermekte. Tarihi geçmişiyle bizleri etkileyen Gebze, aynı zamanda doğal güzellikler diyarı olarak bizleri büyülemeyi de başarır. Kalesi, camileri, külliyeleri, kervansarayları, türbeleri yanında tabiat parkları, yaylaları, çeşmeleri, bahçeleri, mahalleleri ve sahilleriyle tarihin dokusunu yüzyıllardır doğayla iç içe barındırmaktadır. Gebze, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmesinden sonra 150 akçeli kaza merkezi oldu. Osmanlılar döneminde Kastamonu Sancağı ve İstanbul'a bağlı bir ilçeyken Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra 1924 yılında Kocaeli iline bağlandı. Ben, tarih, kültür ve sanatın harmanlandığı yerim. Roma'yı dize getiren Kartacalı komutan Hannibal'ın anıt mezarıyım. Osmanlı Devleti'nin miladı, Palekanon zaferinin şahidi Eskihisar Kalesi'yim. Müzeciliğin kurucusu Osman Hamdi'nin müzesiyim. Baştan başa bir rüya, yazılmamış bir roman, anlatılmamış bir masalım. Kocaeli ilinin Gebze ilçesinin bir köyü olan Eskihisar, Marmara Denizi kıyısında bulunan muazzam güzellikteki yerlerden biridir. İstanbul'un fethinden sonra terhis olan askerlerin yerleştiği köylerden biri olan Eskihisar'ın şimdiki sakinleri de Fatih'in zafer kazanmış askerlerinin torunlarıdır. Bölgede Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devletlerinin izlerini görmek mümkündür. Eskihisar, Gebze'deki Hannibal'ın mezarı, Osman Hamdi Bey'in müze evi ve doğal tabiat güzellikleriyle adeta bir açık hava müzesi gibidir. Bu güzel sahil kasabasında görülmesi gereken yerlerin başında kuşkusuz Eskihisar Kalesi gelir. Eskihisar, İstanbul'un yanı başında huzur bulabileceğiniz başka güzellikler de taşıyor. Konumu nedeniyle feribot iskelesini kullanan binlerce insanın geçiş yerinde olmasına karşın maalesef çok fazla bilinmiyor. Oysa şehir gürültüsünden ve kalabalığından sıkılanlar Eskihisar sahilinde dolaşarak yüzlerce yıllık ağaçların gölgesinde dinlenerek huzur bulabilirler. Oltalarını masmavi denize savurarak ya da sandallarla denize açılarak balık tutabilir, birbirinden güzel parklarda piknik yaparak unutulmaz anları yaşamlarına ekleyebilirler. Yürüyüş yapmak isteyenler, çamlık mevkiinde kuş sesleri eşliğinde doğayla baş başa kalabilirler.